Bu videomuzda Role ile 220 volt lamba yakma devresini birlikte tasarlayacağız. Devremizde kullanacağımız malzemelerimiz bir adet Role'miz, bir adet Arduino'muz, Role için gerekli olan bir jumper kablomuz, 220 voltluk lambamız, duyumuz, elektriğe takılacak fişimiz ve elektriğimiz de burada yer almakta. Şimdi devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasında role bağlantısı board'un üzerinde ama ben direktmen şuradaki jumper'ları dişi jumper kablomu kullanarak role'nin pin bağlantısını yapacağım. Şu şekilde jumper'larımı role pinlerinin üzerine yerleştiriyorum. Kırmızı olan VCC'ymiş, kahverengi olan GND'ymiş. Bunları Arduino'da 5 volt ve GND'ye bağlıyorum. İn girişi yani sinyal girişi Arduino'da 7 numaralı pine bağlamışım. Ben bunu da Arduino'da 7 numaralı pine bağlıyorum. Role ile Arduino bağlantısını şu an yapmış oldum. Şimdi lamba bağlantısını yapalım. Normalde şurada bir kablom var. Bu kablomun ucu bir ucu lambaya gitmiş. Şu şekilde. Lambanın altından ben şu şekilde bağladım bakın. Elektrikten gelen kablonun bir ucu burada. Kablonun diğer ucu nereye gidiyormuş devre şemasında? Elektrikten gelen uç rölenin ortadaki ucuna, yani ortak ucuna. Şurayı şöyle açalım. Şuradaki vidamızı açalım. Hemen şu alt taraftan şöyle göstereyim. Bakın şurada yerimiz var. Bunu buraya yerleştiriyorum şu şekilde. Ve yukarıdan vidayı sıkıyorum. Bağlantımı tamamlamış oldum. Şimdi devreyi takip ediyorum. Elektriğim geldi buraya. Buradan nereye gidecek? Lambaya gidecek. Yani şuradaki ucum. Şuradaki ucumda normalde açık konta. Yani enerjilendiğinde kapanacak. Hemen şöyle bakalım. Normalde açık kontağım burası. Şu an normalde kapalı, burası normalde açık. Yani şuraya bağlayacağım bunu. Burayı şöyle birazcık gevşetiyorum vidayı. Bunu da bunun içerisine yerleştirip kablomu da şöyle bastırıyorum ki vidalarken geriye çıkmasın. Şu şekilde bunu da buraya bağladım. 220 voltla çalışacağız artık. Burası çok iş şakaya gelir tarafı yok. Aman dikkat edin, devreniz çalışırken buralara falan ellerinizi değmeyin. Bakın alt tarafta. Bunlar hep elektriğin açık olduğu yerler. Çünkü bunlar bu şekilde duracak. Şimdi ne yaptık? 220 fişten gelen ucumun bir tanesi. Ortak uca devre şemasını takip ettim. Bakın buradan lambaya gitti. Lambadan da tekrar nereye gitti? Fişe kadar gitti, buraya. Yani ben bunu şuradaki elektrik prizine takarsam ve Arduino'ma enerji verirsem devrem çalışacak. Kodlarımızı bilgisayarda tasarlayalım. Arduino kartımıza gönderelim. Elektriğe enerji vermeden şuradaki kontak uçlarını ben ölçü aletiyle de sizlere göstereceğim. Devrenin nasıl çalıştığı ile ilgili. Şimdi isterseniz kodlamamızı bilgisayarda tasarlayalım. Arduino'da Role'yi kullanarak 220 voltluk lambayı nasıl çalıştırabiliriz? Bunun kodlamasını Arduino programda birlikte tasarlayalım. Arduino programını açıyorum. Şuradaki tanımlama satırlarını siliyorum. Voice Setup'ın üzerine geliyorum. İsterseniz devremiz hakkında bir yazı yazalım. Role lamba bağlantısı diye devremize bir isim verdim. Aynı zamanda burada isterseniz bir değişken tanımlayalım role isminde ve role'nin in sinyal girişini kaç numaralı pine bağladığımı burada belirteyim. Devre şemasına baktığım zaman 7 numaralı pine bağladığımı devre şemasında görüyorum. Voice Setup'ın üst tarafı tamam. Geliyorum Voice Setup'ın iç kısmına. Burada pin mod ile role'nin durumunu belirteceğim. Role burada output olarak çalışacak ve burayı da tamamlamış oluyorum. Şuradaki tanımlama satırını silmemişiz. Gelelim void loop'un içerisine. Şimdi burada role'ye sinyal gittiğinde role'miz çalışacak. Sinyal gitmediğinde çalışmayacak. Burada benim kullandığım role devre montajında da anlattığım gibi aktif düşük bir role. Yani low sinyali gönderdiğimde çalışacak. High sinyali gönderdiğimde çalışmayacak. Sizin role'niz eğer bunun tersi ise siz burada low yerine high yazacaksınız. High yerine de low yazacaksınız. O yüzden ben buradaki kodlarımı aktif düşük role'ye göre yapacağım. Buraya şimdi yazıyorum. Digital write diyorum. Parantezimi açıyorum. Role sinyali low ise burada bir süre verelim isterseniz delay ile.
2 saniyelik bir süremiz olsun. Burada pin girişim aktif olacak benim. Aynı kodu şu şekilde kopyalayalım isterseniz. Ctrl C ile bunun altına yapıştırıyorum. Burası da bu sefer ne olacak 2 saniye sonra? High olsun. Yani yanıp sönen bir lamba devresini burada uygulamış olacağız. Rolemiz 2 saniye aralıklarla çekip bırakacak, çekip bırakacak. Buradaki kodla ister aktif düşük roleniz, isterseniz aktif yüksek roleniz olsun. Her halükarda çalışacak. Ama şuradaki durumlar ters çalışmış olacak. Low'lar high, high'lar low olacak sizdeki rolenin durumuna göre. Evet, kodlarımızı bir kontrol edelim. Kodlarımızda bir sıkıntı yok. Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Ve kodları Arduino kartına gönderiyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Evet, kodlarımı Arduino kartıma gönderdim. Bakın devrem çalışıyor. Devremin çalışma prensibi 2 saniye aralıklarla lambayı yakıp söndürecek. Şimdi burada isterseniz kontak uçlarını bir kontrol edelim ölçü aletiyle. Ölçü aletini şu şekilde yerleştirirsem evet ekranda gözükecek. Şu an elektriği bağlamadım henüz 220 volt elektriği. Kontak uçlarını buzzer'da kontrol edeceğim. Enerjilendiğinde kontağı kapatıyor. Bakın gördünüz mü? Diğer kısma bakalım. Enerjilenmediğinde. Bakın bu da enerjilenmediğinde. Yani enerjilenmediğinde burası kapalı. Enerjilendiğinde ise burayı kapatmış oluyor. Bunun mantığı bu şekilde. Yani kısa devretmiş oluyor. Aslında normalde buradaki uç direktmen birbirine bağlı olacak. Normal biz elektrik tesisatı yaptığımız zaman şuradaki roleyi saymayalım. Şu iki iş normalde birbirine bağlı olacak. Direkt çalışacak ama biz burada ne yapıyoruz? Role ile bunu kontrol etmiş oluyoruz. Şimdi 220 voltumuzu bağlayalım. Şöyle lambamızı getirelim. Bakın gördüğünüz gibi role ile 220 volt lambamızı bu şekilde çalıştırmış olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.